Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizleri sınavlarda hem sözel olarak hem de sayısal olarak fazlasıyla sorulan 320 bütçe emanetleri, 322 bütçeleştirilecek borçlar hesabı ve 323 bütçeleştirilmiş borçlar hesabından bahsedeceğim. Şimdi aktif hesapları bitirmiştik. Normalde sırada 30 kısa vadeli iç mali borçlar, 31 kısa vadeli dış mali borçlar hesaplarını anlatacaktım. Fakat dediğim gibi benim ilk öncesi anlaşılması diğerlerine göre daha kolay olan hesapları anlatıp en sonda kalan diğer hesapları anlatacağım. Bugün de sizlere 32 faaliyet borçları hesap grubundan bahsedeceğim. Şimdi sınavlarda hesabı 2006 muhasebe uzmanlığı sınavı sorusu. Diyor ki Kredi ve Yurtlar Kurumu Kırşehir Yurt Müdürlüğü'nün elektrik tüketimine ilişkin fatura Kredi ve Yurtlar Kurumu Bölge Muhasebe Birimine ulaşmış olup bu gidere ilişkin muhasebe birimine gönderilmiş ödenek bulunmamaktadır. Buna göre muhasebe birimince aşağıdaki kayıtlardan hangisi yapılmalıdır? Genellikle adaylar şunları hesapları gördükleri zaman kafaları bayağı karışıyor. Gelin şimdi bu hesapları birlikte öğrenelim. Şimdi 32 faaliyet borçlarının hesap grubunda az önce de görmüştük şurada 5 tane hesap var arkadaşlar. Bu 5 hesaptan biz zaten 325 nakit talep ve tahsisler hesabının işleyişini görmüştük. Nasıl mesela genel bütçe idarelerde İç ödemeler muhasebe biriminden nakit talep edildiği zaman mesela Van İl Milliyet Müdürlüğü bir kırtasiye malzemesi alıyor ve Van Muhasebe Müdürlüğü 50.000 TL iç ödemeler muhasebe biriminden ödenek istiyor. Veya Kemer Mal Müdürlüğü istiyor, hiç fark etmiyor. İç ödemeler muhasebe birimin ne yapıyordu? Bu hesapla kendisine gelen talepleri daha sonra karşılıyordu. Onu zaten anlatmayacağım. Bunu hesabı biliyoruz. Şimdi bizim için önemli olan diğer hesaplar hangileri? Diyor ki faaliyet borçlarının hesap grubu kamu idarelerinin ödeme emri belgesine bağlandığı halde henüz hak sahiplerine ödenmeyen bütçe emanetleri. Bu diyor takip edilir. Burada kastetti arkadaşlar şu 320 bütçe emanetleri hesabı. Tekrar okuyorum. Kamu idarelerinin ödeme emri belgesine bağlandığı halde henüz hak sahiplerine ödenemeyen bütçe emanetleri. Burada şuna dikkat edin. 320 bütçe emanetlerindeki bir tutar ödeme emri belgesine bağlandığı için 830 bütçe giderleri hesabı kullanılmıştır burada. Fakat bu ödeme emri belgesine bağlanan tutar iki sebepten dolayı hak sahibine ödenemiyor. Ya yeterli nakit yok ya da hak sahibinin belgelerinde bazı eksiklikler var. Mesela hak sahibi bize normal kırtasiye malzemesini her şeyi teslim ediyor. Üzerine düşen görevi sözleşme şartlarına göre tamı tamına yapıyor. Fakat banka hesap numarasını bize vermiyor. Hani bunu düşünün arkadaşlar. Ve bu 320 bütçe emanetleri hesabında yani şu A şeklinde kamu idarelerinin ödeme emri belgesine bağlandığı halde henüz hak sahibi ödenemeyen bütçe emanetleri hesabında ödenek sıkıntımız yok. Dediğim gibi ödeneğimiz var. Ödenekten yani hiçbir sıkıntımız yok. Ya o anlık, o günlük nakit yetersizliğimiz var. Veya dediğim gibi hak sahibi bize yeterli belgeleri vermiyor. Ve burada 320 bütçe emanetleri hesabında ödeme emri belgesine bağlandığı için arkadaşlar 830 bütçe giderleri hesabını kullanıyoruz. Mesela diyelim ki kırtasiye malzemesi aldı Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Fakat hak sahibinin dediğim gibi banka hesap numarasını bildir. Yani kanıtlayıcı belgelerinde de aslında herhangi bir eksiklik yok. Şuradan göstereyim mesela hak sahibi bize müracaat etmiyor arkadaşlar. Veya nakit yetersizliğimiz var ama ödenek yetersizliğimiz yok. Nakit yetersizliğimiz var veya hak sahibinin kimliğine ilişkin yani müracaat etmemesinin nedeniyle bazı sıkıntılarımız var. Burada nasıl kayıt yapıyoruz? 150 ilk madde ve malzeme hesabına borç veya işte bir varlık almadıysanız 630 giderler hesabına borç. 325 nakit talep ve tahsil hesabını alacak. 830 bütçe giderleri hesabına borç. 835 gider yansıtma hesabını alacak kaydı yapıyor. Van Muhasebe Müdürlüğü. Bakın ne yaptık? 830 bütçe giderleri hesabını kullandık. Neden? Çünkü ödeneği var. Ne sıkıntımız var? Ya nakit yetersizliğimiz var ya da hak sahibi bize müracaat etmiyor. Bu durumda hangi hesabı kullanıyormuşuz? 320 bütçe emanetleri hesabı. İkinci kullanacağımız bir hesap. Diyor ki mevzuata uygun olarak mal alınıp hizmet gördürülerek gider gerçekleşmiş olmakla birlikte ödeneği bulunmaması nedeniyle ödenemeyen borçlar arkadaşlar 322 bütçeleştirilecek borçlar hesabına takip ediliyor.
Zaten hesabın adına bakarsanız dikkat edin, bütçeleştirilecek diyor. Neden bütçeleştirilecek diyor? Çünkü ödeneği yok arkadaşlar. Ödeneği olmadığı için biz ne yapıyoruz? Bakın, ödeneği bulmaması nedeniyle 830 bütçe giderleri hesabını çalıştıramıyoruz. Bu yüzden az önceki örnekten gidelim mesela. Kırtasiye malzemesi alındı. Hani fakat ödenek yok. Ödeneği bulunmuyor. Ödeneği bulunmadığı için ne yapacağız arkadaşlar? 150 ilk madde ve malzeme hesabına borç, 322 bütçeleştirilecek borçlar hesabını alacak diyeceğiz. Fakat 830 bütçe giderleri hesabını kullanmayacağız. Buna özellikle dikkat edin. Bir soruda size ödeneği bulunmuyor diyorsa aklınıza ilk gelecek hesap hangisi? 322 bütçeleştirilecek borçlar hesabı. Adı üzerinde bütçeleştirilecek dedi aslında. Daha sonra 830 bütçe giderleri hesabına yansıtılacak. Ama şu an ödeneği olmadığı için 830 bütçe giderleri hesabını ne yapamıyorum? Kullanamıyorum. Fakat 320 bütçe emanetleri hesabında bizim herhangi bir ödenek sıkıntımız yok. Ödeneğimiz var. O an ya nakdimizde bir sıkıntı var ya da hak sahibi bize müracaat etmiyor. O yüzden ne yapıyorduk arkadaşlar? 830 bütçe giderleri hesabını kullanıyorduk. Şimdi bir üçüncü hesaba bakacağız. Diyor ki genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin. Bakın ne yaptı? A ve B'de genel bütçe giderlerde, özel bütçe giderlerde, düzenleyici denetleyici kurumlarda kullanabiliyorlardı. Fakat bu fıkrada ne yaptı? Genel bütçeyle bu hesabın kullanımını sınırladı. Bu hesap hangi hesap arkadaşlar? 323 bütçeleştirilmiş borçlar hesabından bahsedecek bize. Demek ki 323 bütçeleştirilmiş borçlar hesabını sadece genel bütçe kapsamındaki idareler kullanamıyormuş. Notumuzu alalım. Devam ediyorum. Genel bütçe kapsamındaki kamu giderlerinin bir taahhüte ve harcama talimatına dayanmayan giderlerden kaynaklanan, biliyorsunuz 5018 sayılı kanuna göre neydi? Harcama süreci, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle başlıyordu. Burada diyor ki ama bunlar bir taahhüte ve harcama talimatına dayanmayan giderlerden oluşur. Peki bunlar nelerdir mesela? Size örnekler verelim. Mesela işte su alımları, elektrik alımları. Çünkü siz hani harcama yetkilisinin onayı olsa da olmasa da ne yapacaksınız? O su borcunuzu, okulun diyelim ki su borcunu veya bir Hacettepe Üniversitesi'nin elektrik borcunu ne yapacaksınız arkadaşlar? Ödeyeceksiniz. Veya işte tedavi ilaç giderleri var. Personelinizin tedavi ve ilaç giderlerini ne yapacaksınız? Her halükarda ödeyeceksiniz. Veya cenaze giderlerini. Ama bu hesabı 323 bütçeleştirilmiş borçlar hesabını sadece kim kullanabiliyormuş? Genel bütçe kapsamındaki daireler. Tamam. İkinci şartı neymiş? Bir taahhütte ve harcama talimatına dayanmayan giderler olacak. Evet, elektrik faturası, su faturanızdan aklınıza gelsin. Hani birden okula mesela 10 bin liralık elektrik borcu geliyor. Hani harcama yetkilisinin talimatıyla başlamıyor. Zaten kullandığınız şeyin faturası size geliyor. Veya personeliniz hastalanıyor, onun tedavi giderlerini ödüyorsunuz. Hani harcama yetkilisi şey değil mi onay verecek? Yani evet, tedavi giderlerini hani ödesek mi ödesek ödemesek mi? Yani eninde sonunda yani muhakkak ödeyeceksiniz onu. Ve diyor, bütçede ödeneği öngörülmüş olmasına rağmen oluştuğu yer ve zamanda ödeneği bulunmadığı için ödenemeyen borçları diyor. Bu hesapta takip ederiz. Şimdi dikkat edin. 320 bütçe emanetleri hesabında, yani A fıkrasında bizim ödenekle ilgili hiçbir sıkıntımız yoktu. Nakit sıkıntımız vardı. Veya hak sahibi bize müracaat etmiyordu. Ne yaptık? 150 ilk madde ve malzeme hesabına borç, 325 veya işte 103 verilen çekler ve göndermemeler hesabını alacak. 830 bütçe giderleri hesabına borç, 835 gider yansıtma hesaplarını alacak dedik. Ve kesintiler varsa arkadaşlar, birazdan örneklerini çözeceğim. İşte damga vergisi vesaire. O kesintileri ilk kayda aldığımız zaman kullanıyorduk. 322 bütçeleştirilecek borçlar hesabına, yani B fıkrasında neydi bizim sıkıntımız? Ödeneği bulunmuyordu. Yani ödeneği yok arkadaşlar. Ödeneği bulunmadığı için de o borcumuzu ödeyemiyorduk. Ne yapıyorduk? İlgili varlık hesabına veya 600 giderler hesabına borç, 322 bütçeleştirilecek borçlar hesabını alacak diyorduk. 830 bütçe giderleri hesabını kullanmıyorduk. Bu yüzden kesintileri de o an arkadaşlar yapmıyorduk. İşte damga vergisi gibi kesintiler varsa o an yapmıyorduk. C fıkrasındaysa, yani 323 bütçeleştirilmiş borçlar hesabında ise yukarıdaki iki fıkradan ayrı bir durum var. Aslında ödeneği var fakat oluştuğu yer ve zamanda ödeneği yok. Anlatabildim mi arkadaşlar? Yani bir de genel bütçe kapsamındaki idareler kullanacak,
bir taahhütü ve harcama talimatına dayanmayan olacak. Bütçede aslında o yılki bütçede ödeneği var. Fakat diyelim ki siz 8 Kasım 2020 tarihinde bir gider yapıyorsunuz. 8 Kasım tarihi itibariyle o an size ödenek gelmemiş. O an ödeneğiniz yok. O durumda hangi hesabı kullanıyorsunuz arkadaşlar? 323 bütçeleştirilmiş borçlu hesabı. Onu da şöyle kullanıyorsunuz. Bunun yanına şöyle bir not alın. 831 ödeneğine mahsup edilecek harcamalar hesabı ile kullanılır. 831 ödeneğine mahsup edilecek harcamalar hesabı ile kullanılır. Zaten 831 hesabının tek kullanıldığı yer ve hesap 323 bütçeleştirilmiş borçlar hesabıdır. Kaydımızı şöyle yapıyoruz arkadaşlar. İlgili varlık hesabı veya 600 giderler hesabına borç, 323 bütçeleştirilmiş borçlar hesabını alacak. Dikkat edin, bu sefer 831 ödeneğine mahsup edilecek harcamalar hesabına borç, 835 gider yansıtma hesabını alacak. Biz normalde neye alışkındık? 830 bütçe giderleri hesabının borçtan çalışmasına alışkındık. Fakat burada arkadaşlar neyi yok? Oluştuğu yer ve zamanda ödeneği bulunmadığı için 830 bütçe giderleri hesabını ilk başta borcundan çalıştıramıyoruz. Bunun yerine ilk başta 830 hesap yerine 831 ödeneğine mahsup edilecek harcamalar hesabını kullanıyoruz. Bu örnekleri arkadaşlar, bu anlattığım sözel kısımları birazdan örnekleri de geçeceğiz. Anlatacağım. Şimdi gelin beraber bunları inceleyelim. 320 bütçe emanetleri hesabına demiştik. Hani maliye yılışın ödeme belgesine bağlandığı halde nakit yetersizliği veya hak sahibinin müracaat etmemesinin nedeniyle ilgililerin ödenemeyen tutarlar burada izlenir. Burada arkadaşlar hani kanıtlayıcı belgeleri verilmiştir. Kanıtlayıcı belgelerde hiçbir sıkıntı yoktur. Daha sonra arkadaşlar bu tutar alındığı zaman, hesaplara alındı diyelim ki arkadaşlar 320 bütçe emanetleri hesabına. Diyor ki mali yılı izleyen 5. yılın sonuna kadar talep edilmeyen bütçe emanetleri bütçeye gelir kaydedilir. Dikkat edin. Mali yılı izleyen 5. yılın sonuna kadar talep edilmeyenler. Yani diyelim ki siz 2020 yılında 9 Kasım 2020 tarihinde bir tutar kaydı aldınız. Ne yapacaksınız? 2021'den başlayacaksınız arkadaşlar. 21, 22, 23, 24, 25. 2025'in sonuna kadar ne yapacaksınız? Eğer talep edilmediyse bütçeye gelir kaydedeceksiniz. Peki gelir kaydedilen tutarlar asla ödenemez mi? Hayır. Gelir kaydedilen tutarlar mahkeme kararı üzerine arkadaşlar ödenebilir. Şimdi bu maddeleri okuduğumuz zaman 5 ve 18'e bir ilişkisini kurdunuz mu acaba? Hatırladınız mı? İşte bu maddeler aslında arkadaşlar 5 ve 18 sayılı kanunun ödenemeyen giderlerde bütçeleşmiş borçlar başlıklı 34. maddesi. Bakın ilk fıkrada diyordu ki ödeme emri belgesine bağlandığı halde ödenemeyen tutarlar bütçeye gider yazılarak emanet hesaplarını alınır ve buradan ödenir. Burada kastettiği hesap hangisi? 320 bütçe emanetleri hesabı. Bakın 320 hesaba gelelim. Ne diyor? Ödeme emri belgesine bağlandığı halde nakit yetersizliği veya hak sahibi müracaat etmemesinin nedeniyle ilgililerine ödenemeyen tutarların izlenmesi için kullanılır. İşte bu 5018 sayılı kanun 34. maddesinin ilk fıkrası 320 bütçe emanetleri hesabıdır. Bunu size zaten anlatmıştım 5018 sayılı kanunda. Devamı da aynısı. Diyor ki bakın malın alındığı veya hizmetin yapıldığı mali yılı izleyen 5. yılın sonuna kadar talep edilmeyen emanet hesaplarındaki tutarlar bütçeye gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen tutarlar mahkeme kararı üzerine ödenir. Bu 320 bütçe emanetleri hesabı. Şurada da arkadaşlar son fıkrasında da diyor ki genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde bir taahhüte ve harcama talimatına dayanmayan giderleri ilişkin olup Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenecek ekonomik kodlardan yapılan ve bütçede ödeneği öngörülmüş olmakla birlikte oluştuğu yer ve zamanda ödeneği bulunmayan giderler işte ilgili hesapları alınır ve ödeneğinin gelmesine mütakip ödenir. Burada kastettiği hesap hangisi arkadaşlar? 323 bütçeleştirilmiş borçlar hesabı. Şimdi gelin bununla ilgili örneklerimizi tek tek beraber çözelim. Diyorum ki 26 Ekim 2020 tarihinde Tekirdağ defterdarlığı 75 bin liralık bakım onarım giderini mali yıl için ödeme emri belgesine bağlamıştır. Söz konusu giderlere ilişkin yeterli ödenek bulunmasına rağmen nakit yetersizliği nedeniyle veya hak sahibinin müracaat etmemesi nedeniyle işte mesela banka hesap numarasını bize vermiyor. Hani işte faturalarını vermiş, kırtasiye malzemesinin işi çok düzgün yapmış ama bize banka hesap numarasını bildirmiyor. Nedeniyle bu tutar hak sahibine ödenememiştir. Şimdi sınav esnasında soruları okurken olabildiğince dikkatli okuyun ve altını çizin arkadaşlar. Diyor ki
söz konusu giderler için yeterli ödenek bulunmasına rağmen nakit yetersizliği nedeniyle veya hak sahibine müracaat etmemesi nedeniyle ödenilmiştir. Hangi hesap aklımıza geldi? 320 bütçe emanetleri hesabı. Şimdi burada bir bakım onarım gideri olduğu için 630 giderler hesabını 75.000 TL yazdım. Eğer burada bir varlık alınsaydı, mesela kırtasiye malzemesi alınsaydı, 150 ilk madde ve malzeme hesabı olacaktı. Araba alınsaydı, 254 taşıtlar hesabı olacaktı. Kesintileri 320 bütçe emanetleri hesabı işlerken arkadaşlar, kesintileri ilk kaydımı yaparken kullanıyorum. Ne yaptım? Tekirdağ defterdarlığı genel bütçeli bir daire olduğu için damga vergisini, 100 TL'lik damga vergisini 600 gelirler hesabına ve 800 bütçe gelirleri hesabına 100 TL yazdım arkadaşlar. Kalan tutar olan 74.900 lirayı ne yaptım? Normalde eğer bana şartlar her şey yoluna gitseydi 325 nakit talep ve tahsil hesabı ile iç ödemeler muhasebeminden nakit talep edecektim. Fakat şu an burada ya nakit yetersizliğim var ya da hak sahibi bana müracaat etmiyor. O yüzden bir emanet hesabı alıyorum. 320 bütçe emanetleri hesabını aldım ödenecek soru 74.900 lirayı. 830 bütçe giderlerine ne yaptım arkadaşlar? 630 giderler hesabına yazdığım tutarın aynısını aldım. Dikkat ederseniz 830 bütçe giderleri hesabı çalıştığı için arkadaşlar 320 bütçe emanetleri hesabında herhangi bir ödenek sıkıntımız yok. Lütfen bunu not edin. Daha sonra diyelim ki Tekirdağ Defterdarlığı işte Maliye Bakanlığı talimat verdi. Dedi ki bu aldığınız tutarı Ankara'da Muhasebe Müdürlüğü'ne Defterdarlığı'na gönderin. Orası ödeyecek. Tekirdağ Defterdarlığı ne yapacak arkadaşlar? 320 bütçe emanet hesabını ser borç 511 muhasebe birimleri arası işlemler hesabını alacak diyecek. Ankara Defterdarlığı'na gönderecek. Ankara Defterdarlığı ne yapacak? 511 hesabı bu sefer borcundan çalıştıracak ve gördüğünüz biri alacaktan biri borçtan çalışıp kapattı. Dediğim gibi 511 hesap duruma göre ilk borcundan veya alacağından çalışabiliyor. Daha sonra Ankara Defterdarlığı ne yaptı arkadaşlar? 300'ün bütçe emanetleri hesabını alacağını alıp bekletiyor. Bu arada şunu söyleyeyim. Burada Tekirdağ Defterdarlığı yerine mesela Türkiye Su Enstitüsü gibi genel bütçe dışındaki bir idare olsaydı veya kamu yararı kurumu olsaydı ne yapacaktı? Şu damga vergisini arkadaşlar 360 ödenecek vergi ve fonlar hesabına yazacaktı. Ve bu yüzden de 600 gelirler hesabını ve 800 bütçe gelirleri hesabı ile 805 gelir yansıma hesabını kullanmayacaktı. Çünkü damga vergisi genel bütçeye ait bir gelir olduğu için kendi bütçesini Türkiye Su Enstitüsü veya kamu yararı kurumu kendi bütçesine gelir yazamaz. Emanete alacak bu tutarı 360 hesapla daha sonra 360'a borç 103 verilen çeklerle göndermemeleri hesabını alacak diyerekten bağlı olduğu vergi dairesini yani genel bütçeli bir daire olan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın teşkilatı olan vergi dairesinin hesabını aktaracak. Sorumuza devam edelim. Dedik ki mesela ilerleyen tarihlerde 6 Kasım 2020 tarihinde ödenek geldiğinden dolayı ilgilisine ödemenin yapıldığında ise burada neyi yanlış yazdık arkadaşlar? Burada zaten herhangi bir ödenek sıkıntısı olmadığı için 320 bütçe emanetleri hesabında. Burada ödenek geldikten sonra değil diyelim. Şurada şey dedi. Nakit yetersizliği giderildikten sonra diyelim ki. Hani giderildikten sonra. Veya ne oldu? Hak sahibi banka hesap numarasını bize verdi. Diyelim ki hak sahibi banka hesap numarasını bildirdiğinde diyelim şuraya. Bildirdiğinde ne yapacak? İlgilisini ödeme yapacağız hak sahibine. Bu sefer ne yapacağız arkadaşlar? 320 bütçe emanetleri hesabına borç diyecek. Çünkü artık bu emanetlik tutarı kayıtlarımızdan çıkmamız gerek. 325 nakit talep ve tahsil hesabını alacak diyerekten 74.900 lirayı ne yapacağız? İç ödemeler muhasebe biriminden talep ederek ilgilisinin hesabını aktaracağız. Dikkat ederseniz 320 bütçe emanetleri hesabında ilk kayıtta 830 bütçe giderleri hesabını kullandığımız için ödeme yapıldığı zaman ilgisine tekrardan 830 bütçe giderleri hesabı yapılmıyor çünkü mükerrer olur o zaman. Bu yüzden aklınızda şu kalsın. 320 bütçe emanetleri hesabı ilk kullanıldığında hani hem 830 bütçe giderleri çalıştırılır hem de yapılması gereken damga vergisi vesaire gibi kesintilerini kayıtları yapılır arkadaşlar. Şimdi farklı olasılıkları deneyelim. Diyelim ki eğer 31 Aralık 2020 tarihinde halen hak sahibi müracaat etmeseydi ne olacaktı? Veya nakit yetersizliğimiz olsaydı. Şimdi kural şeydi ya en başta bize diyordu zaten. 5 yıl boyunca bizim bunu takip etme yetkimiz var arkadaşlar. Kanun gereği 5.18 sayılı kanun gereği. Diyor ki malın alındığı veya hizmetin yapıldığı mali yıl izleyen 5. yılın sonuna kadar
talep edilmeyen bu tutarlar diyordu. Bütçeye gelir kaydı. Demek ki biz 5 yıl boyunca bunu ne yapacağız? Devredeceğiz. Şimdi bir süre 320 bütçe emanetlerine ilk aldığımız zaman arkadaşlar bu cari yıl hangi yıldı? 2020 yılıydı. Yani şunun altında aslında 2020 yılı yazıyordu. 2020'nin dönem sonunda biz ne yapacağız? Bu 2020 kaydını kapatacağız. Borçtan çalıştıracağız. Bu sefer 2021 yılı için alacağına çalıştıracağız. Bu N-1 dediği arkadaşlar, N dediği o yıl hangi yılsa. Mesela 2023 yılındaysanız mesela burada 2023-1 yazıyorsa demek ki aldığınız emanet 2022 yılına ait bir emanet. O yüzden bunu arkadaşlar 5 defa daha bu kaydı yapacağız. Ne yaptık? 2020 yılında biz malımızı almıştık ya. Demek ki izleyen mali yıl neydi? 21, 22, 23, 24, 25. 25. Yani bir başka deyiş arkadaşlar. Bunu ne yapacağız biz? 2025 yılına kadar takip edeceğiz. 2025 yılına gelindi arkadaşlar. Mesela bu son yıl ne yapacağız işte? Bu sefer burada 2024 yazacak. Burada 2025 yazacak arkadaşlar. Yani bunu yıldan yıla devredeceğiz böyle. Borçlu alacaktan çalıştırarak. Daha sonra 2025'in sonunda 31 Aralık 2025 tarihinde hala bu tutar talep edilmediyse arkadaşlar bütçeye gelir kaydedeceğiz. Ne yapacağız? 320 bütçe emanetleri hesabına borç. Bakın 2025 artık tarih. Şu en dediğimiz arkadaşlar o yıl hangi yılsa yani o muhasebe kayıtlarının yapıldığı tarih mesela 2025 tarihi ya 2025 tarihi eksi 5 2020. Neyi öğreniyoruz? Ha evet bu tutar 2020 yılına kayıtlara alınmış. Mesela bu 2024'te yapılsaydı mesela 2024-5 diyecektik ki 2019 yılında kayıtları alınmış bir emaneti biz bütçeye gelir kaydediyoruz. Ondan sonra ne yaptık? Borçtan çalıştırarak kapattık. Daha sonra 600 gelirler hesabı ve 800 bütçe gelirleri hesabına alacak diye yazarak arkadaşlar bütçeye gelir kaydettik. Siz sınavda bunu sorabilirler arkadaşlar. Mesela bence de güzel bir soru olurdu mesela. Soruda 2020 tarihi verildi. 31 Aralık 2025 tarihinde yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisidir derdi. Mesela şuraya 2025 derdi, 2024 derdi. Vesaire bu tarz sorulara da hazırlıklı olun bence. Şimdi bunu bütçeye geri kaydettik. Peki ama mahkeme kararı üzerinde biz bunu ne yapabiliyorduk? Ödeyebiliyorduk. Yıl 5 yıl geçse bile. Şimdi gelin diyelim ki 7 Mayıs 2026 tarihinde ilgilisinin hak edişinin zaman aşımından dolayı bütçeye geri kaydedilmesine karşı açtığı davayı kazanmış ve mahkeme kararı üzerine 1000 TL avukatlık ücreti ve 74.900 TL ödenseydi nasıl bir kayıt yapacaktı? Şimdi daha önceden arkadaşlar bütçeye gelir kaydettiğimiz için bu tutarı, bütçeye gelir kaydettiğimiz bir tutarı eğer daha sonra ödeyeceksek kullanacağımız hesap burada 610 indirim iade ve iskontolar hesabıyla 810 bütçe gelirlerinden red ve iadeler hesabını kullanacağız. Dediğim gibi arkadaşlar neden? Çünkü daha önceden bütçeye gelir kaydettiğimiz bir tutarı iade etmemiz gerektiği için 610 indirim iade ve iskontolar hesabıyla 810 bütçe gelirlerinden red ve iadeler hesabına 74.900 TL yazdım. Avukatın vekalet ücreti olan 1000 TL arkadaşlar 630 giderler hesabına ve 830 bütçe giderlerinin hesabının borcuna yazdım. Toplam tutarı da arkadaşlar ödemek için 325 nakit talep ve tahsisleriyle nakit talep edip ödedim. Dikkat ederseniz bu sefer 805 gelir yansıtma hesabı alacağından çalıştı. Neden? 805 gelir yansıtma hesabı 800 bütçe giderleri hesabıyla çalıştığı zaman borçtan çalışır. Niye? 800 bütçe giderleri hesabı normal şartlarda alacağından çalıştığı için gelir yansıtma hesabı borçtan çalışır. Fakat 810 bütçe giderlerinden direkt iadeler hesabı da 630 giderler hesabı gibidir aslında. O da ilk borcundan çalışır. Şöyle aklınızda kalsın arkadaşlar. Hani nasıl ki 610 indirim iade ve iskontolar hesabı aslında 630 giderler hesabı gibi bir gider hani harcayıcı bir hesaptır. Bu yüzden ikisi de borcundan çalışır. Fakat 600 gelirler hesabı alacağından çalışır. Şimdi 610 hesapla birlikte genellikle 810 bütçe gelirlerinden direkt iadeler hesabı da kullanılır. 610 borcundan çalıştığı için arkadaşlar 810 bütçe gelirlerinden red ve iadeler hesabı da borcundan çalışıyor. Ve bu yüzden de 805 gelir yansıtma hesabına sadece alacak tarafı kalıyor. Aklınıza böyle kalabilir. Yani 805 gelir yansıtma hesabı 800 bütçe gelirleri hesabı ile kullanılırsa borcundan, 810 hesabı ile kullanılırsa alacağından çalışır arkadaşlar.
Şimdi farklı bir örneğe geçelim. Dedik ki Göbeklitepe kazı çalışmalarına görevli kamu personeli istihkak tutarları ödenmesi için Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü muhtemelidir Sedef Hanım'a kasadan 750 TL ödenmiştir. Şimdi biz buradaki Sedef Hanım'a kasadan 750 TL veriyoruz. Git diyoruz kazı çalışmalarındaki kamu personeline istihkaklarını elden sen öde. Onların hani muhasebeye gelmesi zor olabilir. Belki nakde ihtiyaçları vardır. Gittiler. Ne yaptık arkadaşlar? 630 giderleri hesabına borç, 100 kasa hesabına alacak, 830 bütçe giderleri hesabına borç, 835 gider yansıtma hesabına alacak diyerekten Sedef Hanım'a 750 TL'yi verdik. Eğer personelin bank hesabına aktarılsaydı burada 325 nakit talep ve tahsil hesabı da kullanılabilirdi. Sedef Hanım kazı çalışmasına gidiyor, geliyor. Vezneye geliyor diyor ki ben 200 TL'ye yatıracağım diyor. Niye diyor? Ben diyor personel için istihkak almıştım buradan diyor. Fakat diyor Fazlı Bey'in eşi diyor doğum yapmış. O yüzden Ankara'ya gitmiş diyor. Onun 200 TL'sini ben kendisine ödeyemedim diyor. Yani daha sonra diyor siz bunu kendisine ödersiniz diyerekten Vezneye iade ettiğinde bu sefer 100 kasa hesabına borç, 320 bütçe emanetleri hesabına alacak diyoruz arkadaşlar. Bakın burada bir istisnası var işte. 320 bütçe emanetleri hesabını burada ilk defa kullandım ama 830 bütçe giderleri hesabını kullanmadım. Neden arkadaşlar? Çünkü şurada ben ilk gider ödemesini yaparken zaten hani bu kaydı 830 bütçe giderlerini yaptığım için burada tekrar yaparsam mükerrer olur. Ama bu soru yanlış hatırlamıyorsam bu tarz bir soru. Şu ana kadar sınavlarda sorulmadı. Zaten sizin sınavda sorulduğu zaman bu zamana kadar çoğunlukla şu iki bilgiden biri verildi. Ya nakit yetersizliği nedeniyle ödenememiştir dedi ya da hak sahibini müracaat etmemesi nedeniyle ödenememiştir dedi. Bu iki durumda sizin aklınıza ne gelecek? Hem 830 bütçe giderleri hesabı kullanılacak hem de ilgili kesintiler muhakkak yapılacak. Bu istihkak tutar arkadaşlar istisnai bir örnek. Dediğim gibi şu ana kadar sınavlarda hiç sorulmadı ama işleyiş mekanizmalarından bir örnek de bu. Devam ediyorum şimdi. Şimdi arkadaşlar daha önce hiç örneğini çözmediğimiz işçi maaşlarının, yani işçi ücretlerinin ödenmesiyle ilgili bir örnek çözeceğiz. Diyoruz ki Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne çalışan işçilerin 15 Aralık 31 Aralık 2020 ücretleri hesaplanarak muhasebeleştirilmiştir. Şimdi hatırlarsanız daha önceden 15 Aralık'taki mesela 2020 yılı 15 Aralık maaşı memur maaşının ödemesini beraber incelemiştik. Biliyorsunuz memurlar maaşlarını önce alıyorlardı arkadaşlar. Şimdi 15 Aralık maaşının ne oluyor memurlar için? 15 Aralık 31 Aralık 2020 ve 1 Ocak 14 Ocak 2021 maaşını kapsıyordu. Ama burada bütçeler arkadaşlar yıllık olduğu için ve yıl sonuna kadar kullanılmayan ödenekler de tenkis edildiği için biz memur maaşlarını 15 Aralık maaşına özgü olmak üzere sadece 15 Aralık maaşında nasıl bir kayıt yapmıştık? Normalde memur maaşları şöyle değil. 630 giderler hesabına borç, işte temel maaşlar vesaire. Askeri geçim indirimleri maaşlardan yapılanlar 610 indirim iade risk kontrol hesabına. 630'a yazılan tutar 830 bütçe giderleri hesabına, 610'a yazılan tutar 810 bütçe gelirlerinden de reddiyeler hesabına yazılıyordu. İşte memurlardan kesilen SGK primleri vesaire 361 ödenecek sosyal güvenlik kesintileri hesabına. İşte vezelarlardan vesaire kesilenler, kefaletler 362 hesabı, işte personelin sendikası, icrası, nafaka gibi kesintileri varsa 330 emanetler hesabına alınıyordu. Daha sonra personelin hesabına net aktarılacak tutarlarda 325 nakit talep ve tahsil hesabına aktarılıyordu. Tabii burada genel bütçeli bir dairenin maaşı olduğu için Marmaris İlçe Tarım Müdürlüğü memur maaşından kesilen gelir vergisi ve damga vergisi otomatikman ne oluyordu? 600 gelirler hesabına ve 800 bütçe giderleri hesabına yazılıyordu arkadaşlar. Ama 15 Aralık memur maaşında şöyle bir durum devreye giriyor. 15 Aralık 31 Aralık 2020 tarihindeki tutar 630 giderler hesabına net yazılıyordu. 1 Ocak 14 Ocak 2021 tarihindeki memur maaşı tutarı ise 162 bütçe dışı avans ve kredi hesabına alınıyordu. Neden? Çünkü 2015 Aralık'ta ödenen maaşın 1 Ocak 14 Ocak 2021 tarihine isabet eden tutarın ilgilendirdiği bütçe 2021 yılı bütçesi arkadaşlar. O yüzden o tutarı yani 1 Ocak 14 Ocak 2021 tutarını 162 bütçe dışı avans ve krediler hesabına alıyorduk memur maaşlarında.
Daha sonra ertesi yıl ne yapıyorduk arkadaşlar? 630 giderler hesabına borç, 162 bütçe dışı avans ve krediler hesabına alacak, 830 bütçe giderleri hesabına borç, 835 gider yansıtma hesabına alacak diyerekten 162 hesabı tamamen kapatıyorduk. Yani şurada zaten mesela Ağustos ayı maaşında normal 15 Ağustos memur maaş hesabında hiç 162 hesap kullanılmıyordu. Bütün tutarlar 630 giderler hesabına yazılıyordu. Fakat 15 Aralık maaşında 1 Ocak 14 Ocağı isabet eden tutar 162 hesabı alınıp ertesi yıl yine aynı muhasebe kaydıyla arkadaşlar kapatılıyordu. Yine bir şey diyeceğim. Mesela 15 Ağustos Kurban Bayramı'na denk gelmesinden dolayı 15 Ağustos maaşı arkadaşlar erken ödenseydi, mesela 10 Ağustos ödenseydi memur maaşları, bu sefer ne yapıyorduk? Direkt 161 personel avansları hesabına borç, 325 nakit talep ve tahsil hesabını alacak diyorduk. Hiç ne 162'yi kullanıyorduk, ne 630 değerli hesabını kullanıyorduk. 15 Ağustos'tan sonra ne yapıyorduk? Yine şu 162 hariç şu kayıtları yapıyorduk. 630 giderler vesaireleri de yapıyorduk. Sadece 325 nakit talep ve tahsil hesabı yerine 161 personel avansları hesabını alacak deyip kapatıyorduk. Yani aklınıza şöyle kalsın. 15 Ağustos maaşında biz neden 161 personel avansları hesabını ödedik? Çünkü erken ödense bile o yıl hala cari yıl. 2020 yılının bütçesine ödeneceği için hani bütçe dışı ödenen bir şey yok. Fakat 15 Aralık memur maaşında ertesi yıla sarkan 1 Ocak 14 Ocak kısmı olduğu için o tutarı 162'ye alıyorduk. Bununla ilgili videolarımız var zaten. 162 hesabı izleyebilirsiniz. Şimdi 15 Aralık yani bu işçi ücretleri de biliyorsunuz arkadaşlar yani memur maaşlarının tam tersi çalışarak alıyorlar. Peki diyelim ki Ocak maaşları ne olacak? Ocak maaşları 14 Ocak maaşları arkadaşlar neyi kapsayacak? İşte 15 Aralık'tan 14 Ocak'a kadar olan kısmı kapsayacak. Ama siz 14 Ocak 2021 tarihinde işçiye ödediğiniz ücretin maaşının bir kısmı bir önceki yıla ait olacak. Yani 15 Aralık, 31 Aralık 2020'ye ait olacak. Bütçe yılları farklı olacak. Bunun muhasebe kaydı nasıl yapılıyor işte? İşçi ücretlerinin arkadaşlar 15-31 Aralık 2020 muhasebe kayıtları şöyle yapılıyor. Genel bütçe idarelerde 630 giderler hesabına borç diyoruz arkadaşlar yine. Yine işte asgari geçim indirimleri vesaire 610 indirim iadesi kontrol hesabına. 630 alınan tutar 830'a, 610 alınan tutar 810 bütçe gelirlerinden diğer diğerler hesabına net yazılıyor arkadaşlar. Yine SGK kesintileri işte icralar varsa 330 emanetler hesabına alınıyor. Damga vergisi, gelir vergisi 600 gelirler ve 800 bütçe gelirleri hesabına alınıyor arkadaşlar. Bu sefer arkadaşlar 325 hesap kullanılmıyor. Ne kullanılıyor? 320 bütçe emanetleri hesabı kullanılıyor arkadaşlar. Neden? Çünkü bu tutar ertesi yıl ödenecek. Ama ben bu kaydını ne zaman yapıyorum? 2020 yıl içerisinde yapıyorum. Ama bu 320'ye aldığım tutarı ben ne zaman ödeyeceğim? Ertesi yıl ödeyeceğim. O zaman bu kaydı niye şimdiden yapıyorum? İşte 2020 yılı bütçesiyle hemen ilişkilendiriyorum arkadaşlar. O yüzden işçi ücretlerinde 15-31 Aralık kayıtlarında arkadaşlar genel bütçe idarelerde kayıt böyle yapılıyor ve 320 bütçe emanetleri hesabına alınıyor. 14 Ocak 2021 tarihinde işçilerin maaş ödendiği zaman arkadaşlar 1 Ocak 14 Ocak kısmı yine 630 giderler hesabına alınıyor. Yine aynı kayıtlar yapılıyor. Ama bir önceki yılın 15 Aralık 31 Aralık dönemine denk gelen kısmı ise bu sefer 320 bütçe emanetleri hesabı borçtan çalıştırılarak kapatılıyor. Aradaki fark bu. Genel bütçeli idareleri ben anlattım size arkadaşlar. Hani genel bütçe dışındaki idarelerde nasıl olacak bunlar? Onlar da şu oluyor arkadaşlar. Damga vergisi, gelir vergisini kendilerine ait bir gelir olmadığı için mesela Hacettepe Üniversitesi olsun, Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu'na çalışan işçiler ödenseydi damga vergisi ve gelir vergisi vergi dairesine Maliye Bakanlığı'na ait olduğu için 600 gelirler ve 800 bütçe gelirleri hesabı yerine 360 ödenecek vergi ve fonlar hesabın alacağına çalıştırılacaktı. Ve 610 indirim iade ve iskontolar hesabı yerine de arkadaşlar. Diyelim ki 360 ödenecek vergi ve fonlar hesabında işte 375,80 TL var. Bunun 325,20'si asgari geçim indirimi ise, asgari geçim indirimi ise 610 indirim iade ve iskontolar hesabı yerine 360 ödenecek vergi ve fonlar hesabı o kadar borcundan çalıştırılacaktı. Aradaki tek fark bu olacaktı. Buna da dikkat ediniz. Şimdi gelelim farklı bir örneğe, farklı bir hesaba.
322 bütçeleştirilecek borçlar hesabını. Adın üzerine dediğim gibi bütçeleştirilecek. Yani ne arkadaşlar? Bütçeye gider kaydedilemiyor. Neden? Ödeneği yok. Ödeneği olmadığı için arkadaşlar bütçeleştirilemiyor. Yani bütçeye gider kaydedilemiyor. Bütçeye gider kaydedilemediği için de 830 bütçe giderleri hesabı kullanılmıyor. Ama ilerleyen dönemlerde biz bunu ne yapacağız? Bütçe giderleriyle ilişkilendireceğiz arkadaşlar. Şimdi gelin bunun örneklerine bakalım. Diyoruz ki 20 Nisan 2020 tarihinde COVID-19 salgını dolayısıyla çıkarılan kanunla Sağlık Bakanlığı tarafından 60 milyon TL tutarında grip aşısı alınmış olup henüz ödeneği bulunmamaktadır. Bakın ödeneği bulunmamaktadır. Aşıyı almışız, hiçbir sıkıntı yok. Karşı taraf bizi sorumluluklarını yerine getirmiş fakat bizim ödeneğimiz yok. Ödeneğimiz yoksa arkadaşlar varlığı aldık, 150 madde ve malzeme hesabına yazdık. Veya varlık dışı bir şey olsaydı 630 giderleri hesabını da kullanabilirdik. Ödeneği bulunmadığı için hangi hesabı kullanacağım? 322 bütçeleştirilecek borçlar hesabını alacaktan çalışacağım. Bu aşamada arkadaşlar 830 bütçe giderleri hesabını kullanamazsınız. Çünkü ödenek yok veya kesintileri burada yapamazsınız. İlerleyen tarihlerde diyelim ki ödenek geldi ve ödeme emir belgesine bağlanarak hak sahibine bu ilaç aldığımız firmaya para ödendi. Bu sefer ne yapacağız? 322 hesap borçtan çalışacak. Yapılan kesintiler varsa, işte diyelim ki damga vergisi kesildi. 600 gelirler ve 800 bütçe gelirleri hesabının diğer bütçeye gelir kaydedildi. 60 milyon TL'nin hepsi bu sefer niye yazıldı arkadaşlar? 830 bütçe giderleri hesabıyla ilişkilendirildi. Dikkat edin, burada ilk başta ne yapılmıyordu? 830 bütçe giderleri hesabı kullanılmıyordu ve kesintiler ilgili hesapları alınmıyordu. Burada mesela Sağlık Bakanlığı olmasaydı da genel bütçe dışındaki bir idare olsaydı ne olacaktı arkadaşlar? 325 yerine 103 verilen çekler ve gönderme emirleri hesabını kullanacaktı. 600 gelirler ve 800 bütçe gelirleri hesabı yerine de 360 ödenecek vergi ve fonlar hesabını kullanacaktı. Peki diyelim ki bu tutar 322 hesabı yersiz kaydedilseydi, yani hatalı kaydedilmiş. Bunun düzeltme kaydını nasıl yapacaktık arkadaşlar? Tam tersi çalıştırarak. Şimdi arkadaşlar bugünlük son anlatacağımız 323 bütçeleştirilmiş borçlar hesabına geçtik. Burada arkadaşlar dediğim gibi 831 ödeneğine mahsup edilecek harcamalar hesabı kullanılacak ve 831 hesabın tek kullanıldığı hesap 323 bütçeleşmiş borçlar hesabıdır. Bu hesap kim kullanacak? Sadece genel bütçe kapsamındaki değerler kullanacak. Gösterdiğim gibi işte elektrik alımı, su alımı, işte ilaç giderleri, cenaze giderleri gibi bir taahhütle ve harcama talimatına dayanmayan giderler olacak arkadaşlar. Püf noktası şu, bütçede ödeneği öngörülmüş olmakla birlikte 322 hesap gibi değil mesela. Bütçeleştirilecek borçlar hesabında ödenek yoktu. Bunda bütçede aslında ödeneği var fakat oluştuğu yer ve zamanda, yani o anlık orada veya o anlık veya orada diyelim ki MAM İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde o an ödenek yok. Ama normalde Milli Eğitim Bakanlığı'nın SGB'sinde o tertiple ilgili ödenek var arkadaşlar. O yer veya zamanda hiç fark etmiyor. Ödeneği bulunmayan giderlerden kaynaklanan borçlar için kullanılıyor arkadaşlar. Şimdi gelin bunun bir örneğine bakalım beraber. Diyoruz ki Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığı'na milletvekillerinin ilaç giderlerine ilişkin olarak bütçede ödeneği olmakla birlikte o tarihte ödeneği bulunmayan 70.000 TL tutarında ödeme vergisi teslim edilmiştir. 1.000 TL damga vergisi vardır. Ne yapacağız şimdi arkadaşlar? Bir ilaç gideri olduğu için 630 giderler hesabına borç dedik. Ödeneği normalde var fakat o tarihte, diyelim ki evrak ne zaman verilmiş? 6 Kasım'da verilmiş. 6 Kasım tarihinde ödeneği yok. Ödeneği olmadığı için, ödeneği bulunmadığı demiyorum bakın dikkat edin. O anlık ödeneği olmadığı için 320 bütçeleştirilmiş borçlar hesabını alacak dedim arkadaşlar. Dikkat edin, siz normalde burada biz genellikle 830 bütçe giderleri hesabını kullanırken bu sefer 831 ödeneğine mahsup edilecek harcamalar hesabına borç, 835 gider yansıma hesabını alacak dedik. Neden? Şu anlık arkadaşlar ödeneği olmadığı için ödeneği geldiği zaman mahsup edilecek. Kim mahsup edecek bunu? 830 bütçe giderleri hesabı mahsup edecek. O yüzden şu anlık 831 ödeneğine mahsup edilecek harcamalar hesabını 323 bütçeleşmiş harcama borçlar hesabı ile beraber kullandım. Daha sonra bir gün sonra, iki gün sonra ödeneği geldiği zaman nasıl kayıt yapılacak arkadaşlar? Ödeneği geldiği için artık karşı tarafa 70.000 TL, 69.000 TL'sini ödeyebilirim. Dikkat edin, burada yine damga vergisi kesintisini ilk kayıtta yapmadım.
320 bütçe envanteri hesabında ne yapmıştım halbuki arkadaşlar? Kesintileri hemen ilk kayıtta yapmıştım. Ama 322 bütçeleştirilecek borçlar ve 320 bütçeleşmiş borçlar hesabında bu tarz kesintileri yapmadım. Ödenek geldi, ilgili firmaya parasını ödeyeceğiz. 323 bütçeleşmiş borçlar hesabını bu sefer borçtan çalıştırdım. 1000 TL'lik arkadaşlar damga vergisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Bütçeli bir idare olduğu için otomatikman 800 bütçe gelirleri ve 600 gelirleri hesabıyla bütçeye gelir kaydettim. Daha sonra bakın ne yaptım arkadaşlar. Bu 831 ödeneğini mahsup edilecek harcamalar hesabı 830 bütçe giderleri hesabı yerine geçici olarak kullanılan bir hesaptı ya. Bu sefer 831 hesabı alacağından çalıştırdım ödeneğini mahsup edecek harcamalar hesabını. Yerine asıl gelen abisini koydum. Yani bir nevi asıl bunun kullanılması gereken hesap hangisiydi? 830 bütçe giderleri hesabı geldi. Olması gereken arkadaşlar yere yerleşti ve böylece de kaydımı tamamladı. Bunlara dikkat edin. Eğer bu tutar yine dediğim gibi yersiz kaydedilseydi, işte hatalı kaydedildiği vesaire, mesela şu kayıt yapılmış, işte yeni işe başlayan bir personel denk şu kaydı yapmış, daha sonra muhasebe etkisi fark ediyor. Aslında bunun ödeneği vardı, bunu hiç böyle yapmamıza gerek yok, niye böyle yaptınız falan. Arkadaşlar tam tersi kayıtla çıkacağız. 323 bütçeleşmiş borçlar hesabına borç diyeceğiz. 630 giderler hesabına alacak diyeceğiz. 835 gider yansıma hesabına borç. 831 ödeneğinin mahsup edecek harcamalar hesabına alacak deyip yani şu ilk başta yaptığımız kaydın tam tersini yaparak yersiz ödeme kaydını düzelteceğiz. Burada şuna dikkat etmenizi istiyorum. Özellikle bir de söylediklerimi ilaveten. Size sınavlarda dediğim gibi çoğunuzda kafanız karışsın diye mesela şuradaki örnekte olduğu gibi arkadaşlar size bu muhasebe kayıtlarının muhasebe hesaplarının mesela 630 giderler hesabı veya 831 ödeneğine mahsup edilecek harcamalar hesabı diye rakamlarını hesap numaralarını vermiyorlar ki kafanız karışsın diye. O yüzden ben bazen hani anlatırken işte 830 hesabı borç 835 hesabı alacak diyorum. Siz beni dikkate almayın. Muhakkak hesap adlarıyla beraber ezberleyiniz arkadaşlar. Şimdi gelin bu sorumuza dönelim. Mesela 2006 uzmanlık sorusuymuş. Kredi Yurtlar Kurumu, Kırşehir Yurt Müdürlüğü'nün elektrik tüketimine ilişkin fatura Kredi ve Yurtlar Kurumu Bölge Muhasebe Birimine ulaşmış olup bu gider ilişkin muhasebe birimine gönderilmiş ödenek bulunmamaktadır. Bize artık arkadaşlar ödenek yoktur diyor. Yani ödeneği yok. Ödeneği bulunmadığı için hangi hesabı kullanacaktım ben? Bütçeleştirilecek borçlar hesabı. 322 bütçeleştirilecek borçlar hesabını. İlk alacağından çalışıyordu. Burada elektrik tüketimi olduğu için 630 giderler hesabı. Mesela bir varlık alınsaydı ilgili varlık hesabı borçtan çalışacaktı. Bu kayıt ilk yapıldığında 830 bütçe giderler hesabı kullanılmıyordu. Çünkü zaten ödeneği yoktu. 830 bütçe giderler hesabını kullanamazdım. O yüzden doğru cevap hangisi olacaktı arkadaşlar? Bursa olacaktı. Mesela D şıkkına bakın. 630 giderler hesabına borç, 323 bütçeleşmiş borçlar hesabına alacak demiş. Halbuki bu kayıt eksik bir kayıt. Neden eksik bir kayıt? Biz 323 hesap ilk kullanıldığında hangi kayıtlarda yapıyorduk? 831 ödeneğine mahsup edilecek harcamalar hesabına borç, 835 gider yansıma hesabına alacak diyorduk. Bu kayıt olmadığı için D zaten otomatikmen hatalı arkadaşlar. Hani olması gereken kayıt mesela burada şey deseydi ki hani normalde ödeneği bulunmakla birlikte o gün, o an, oluştuğu yer ve zamanda ödeneği bulunmamaktadır deseydi arkadaşlar. Bu sefer doğru cevap hangisi olacaktı? Ceyhan olacaktı. Bakın 630 giderler hesabına borç, 831 ödeneğine mahsup edecek harcamalar hesabına borç, 323 bütçeleşmiş borçlar hesabına alacak, 835 gider yansıtma hesabına alacak diyordu arkadaşlar. Bu yüzden bu sorunun doğru cevabı Bursa. Dediğim gibi bu 320, 322 ve 323 hesap hem böyleyse sayısal olarak hem de sözlü olarak. Mesela şu hesap adı veriliyor. Bu hesap aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. O yüzden olabildiğince dikkatli olmanızda faydası var. Bu dediğim gibi pasif hesap grubunda yer alıyor. 32 faaliyet borçları hesabına arkadaşlar. Bunların 42 faaliyet borçları diye uzun vadelisi var. Fakat sadece 429 yani diğer faaliyet borçları hesabı diye 329 hesabın uzun vadelisi var. Yani kastettiğim şu 320 bütçe emanetleri, 322 bütçeleşmiş borçlar hesabı, 323 bütçeleşmiş borçlar hesabı ve 325 nakit talep ve tahsisler hesabının uzun vadelisi bulunmamaktadır. Sadece 329'un 429 diğer çeşitli borçlar hesabı diye uzun vadeli bir hesabı yer almaktadır arkadaşlar. Bugün benim size anlatacaklarım bu kadar. Eğer memnun kaldıysanız kanala abone olursanız çok memnun olurum. Hepinize iyi çalışmalar, sağlıklı günler dilerim.